Abi ben aslında vazgeçmiştim. Niye? Ben bir yıldır da buradan kullanıyorum. Ha, tamam dayıcım. Girmiş. Adana Kozan Şahin Bolat Hünnap yetiştiricisiyim. 14 bin metrekarede 300 ağacım var yaklaşık olarak. Çok değerli, güzel bir meyve. Halkımızın pek fazla bilmediği ama çok güzel, vitamin değeri yüksek olan, bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve. Genelde Türkiye'nin birçok yerinde yetişiyor, 1500 rakıma kadar. Başka bahçe yok buradan başka. Halkımız da aslında pek hünnapın ne olduğunu da bilmiyor. Hani bilen kısımlar var ama. Bu sene yaklaşık 10 ton hasat ettik. Kilosu yeni olduğumuz için pek fazla yeterince değerlendiremedik hani şeyinde ama normal şartlarda büyük marketlerde 20-25 TL'den gidiyor kilosu. 8 TL'den verdik biz bu yıl. Kilosunu. Evet. Hani narenciye göre de epeyce karlı bir meyve. Değerini buldurabilirsek 10-15 TL'den hatta 18 TL'den satıyorlar diğer üreticiler. Ama ben burada yerini bulduramadığım için Adana'ya 8-10 TL'den verdim. Herkesin yemesini, evinin önünde hobi amaçlı birkaç ağaç ekmesini tavsiye ederim. Ceviz yapacaktım ama vazgeçtim. Nasıl oldu o vazgeçiş? Ya yoldan biri geçti. Ona sattık. O da güzel para kazandırdı bize. Onunla birlikte? Evet, bu şekilde. Yaklaşık. 300 ağacımız var. Fidandan başka hiçbir maliyeti yok. Hani gübre falan atmıyorum ben. Sadece meyvenin olgunlaşmaya yaklaştığı zaman Akdeniz meyvesi neye düşüyor? Bir ilaçlama yapılması gerekiyor. Tamamen organik kesinden ilaçlama yapmadım ben. Bağışıklık sistemini çok güçlendiren bir meyve. Ve kuru haliyle kurutulabiliyor, reçeli yapılabiliyor, sirkesi yapılabiliyor. Bu şekilde yenebiliyor. Peki biliyorsunuz Kozan Narenciye bölgesi. Evet. Narenciye de C vitamini deposu. Dur. Kıyasladığımız zaman nedir bundaki fark? Bunun 1 kilo C vitamini portakalın 10 kilo C vitaminine eşdeğer. Diyorlar da. Bilmiyorlar. Çoğu bilmiyorlar.